Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım Serap. Öyle mi? Mesele nedir? Halide'den çiftliği nasıl geri alacağını biliyorum. Nasıl? Halide ile ilgili bir şey öğrendim. Hem de öyle bir şey ki, ondan çiftliği geri almakla kalmayıp Kemal'den boşanmasını bile sağlayabiliriz. Yani Halide'den sonsuza dek kurtulabiliriz. Serap? Buyur, gel. Buyur, geç. Halide, bebek Kemal'den diyor. İnanmadın herhalde. Elbette inanmadım. Ama bir şeyler yapmalıyız Seher. O kadın uzun zamandan beri ilk defa avucuma düştü. Bugüne kadar yaptığı her şeyi fitil fitil burnundan getireceğim. Bana yardım etmelisin. Ne yapmamı istersin? Abini ikna et. Ekrem bir kağıt yaz. Halide'nin karnındaki çocuğun kendinden olduğuna dair bir ifade versin. İyi de böyle bir şeyi kanıtlamanın mümkünatı yok Serap. Hem abim mahkemeye falan gitmeyi de kabul etmez. Zaten iş mahkemeye varmayacak Seher. Halide de böyle bir şey kabul etmez. Sadece biraz gözünü korkutacağız o kadar. Hem madem çocuk senin, Halide'nin öyle istediği gibi davranmasına müsaade edemezsin değil mi? Yani Serap'la işbirliği yapmamı öneriyorsun? Bak, sen bu kadını istiyor musun? Senin Halide'den uzak durman için elimden ne gelirse yaptım. Ama dinlemedin. Yine de her başın sıkıştığında, her ihtiyacın olduğunda yanındaydım. Yalan mı? Lafı nereye getirmek istiyorsun? Bak abi. Halide çiftliği ele geçirince sana ihtiyacı kalmadı. Yani diyorum ki yine başı sıkışırsa, müşkül duruma düşerse sana dönecek yine. Bu durumda Kemal ondan derhal boşanacak. Senin istediğin o değil mi zaten? Açın şu kapıyı. Halide Hanım'ın emri var. Sizi bu çiftliğe sokmamız yasak. Bana bakın. Halide Hanım burada geçici. Ben bu çiftliğe geri döneceğim. Ona göre ayağınız denk alın. Benim kafamın tasını attırmayın. Yoksa sizi kapının önüne koyarım. Hadi açın şu kapıyı. Açın. Halide nerede? Ay siz buraya giremezsiniz. Halide nerede dedim sana? Ne oluyor burada? Gürültü ne? Halide! 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 Sen nasıl girdin içeri? Defol git çiftliğimden. Hayır Halide. Asıl sen defolup gideceksin bu çiftlikten. Yine neden bahsediyorsun sen? Her şeyi biliyorum. Ekrem'le aranızda geçenleri. Gebe olduğunu, onun çocuğunu taşıdığını, her şeyi. Beni ahlaksızlıkla suçlarken yediğin haltlar duyulursa ne yapacaksın? Ha? Nasıl yaşayacaksın burada? İnsan içine çıkamayacaksın. Herkes arkandan konuşacak. Çiftlikteki yanaşmalar bile dedikodunu yapacak.
Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi gayrimeşru çocuk taşıyor diyecekler. Bütün bunları göze alabilecek misin Halide? Çiftliği bana vereceksin. Kemal'den de derhal boşanacaksın. Ondan sonra da Adana'dan defolup gideceksin. Anladın mı? Yoksa dediklerimi bir bir yaşarsın. Ahlaksızlığını herkes öğrenir. Herkese rezil olursun Halide. Anladın mı? Defolup gideceksin bu çiftlikten. Hayır Serap, hiçbir yere gitmiyorum. Haysiyetinden, onurundan daha önemli bu çiftlik, öyle mi? Serap, ben evli bir kadınım. Evli bir kadının hamile olmasından daha tabii ne olabilir? Ha? Bu durum niçin bir rezillik olsun ki? Ha, senin gibi dul olsaydım evet. Rezil olabilirdim. Herkesin diline de düşebilirdim. Ama değilim. Unuttun galiba. Ben hala Kemal'le evliyim. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim çok açık. Ben bir ahlaksızlık yapmadım. Karnımdaki bebek Kemal'den. Ne? Yalan söylüyorsun. Bu durumda hiçbir şey yapamazsın. Kemal'den asla olamaz o çocuk. Bu durumdan nasıl bu kadar emin oluyorsun? Seni aşağılık yılanca! Çabuk, çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Gerçeği ortaya çıkartacağım halde. Bu yaptığının cezasını çekeceksin. Ana! Ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kemal geldi mi? Yok, gelmedi daha. Ali. Ali. Oğlum, ananın sana çok güzel haberleri var. Ne oldu ki ne? Çiftliği geri alıyorum ana. Nasıl? Halide sonunda köşeye sıkıştı. Ali, yakında çiftliğe dönüyoruz oğlum. Dönelim değil mi? Ha, dönelim. Hayırlısı neyse olsun kızım. Huzurumuz daha fazla kaçmasın da. Evet. Hadi. Nereye? Çiftliğe gideceğim, gecikme. Ay, ay dur seni bir öpeyim. Anam benim. Ali. Yavrum. Deli kız. Hadi görüşürüz. Hadi güle. Serap Hanım. Halide evde mi? Evet. Yine ne istiyorsun Serap? Söyleyeceklerimi dinlemezsen çok pişman olursun. Seyyar Havacı, sen çıkabilirsin. Ne diyeceksen de. Bu ne biliyor musun? Ne? Ekrem'in ifadesi. Altında da imzası var. Seninle ilişkisini itiraf ediyor burada. Karnındaki çocuğun kendinden olduğunu anlatıyor. Yarın avukat bunu mahkemeye verecek halde. Bu mümkün değil. Zina işlediğine dair dava açılması için bu yeterli olur sanırım. Üstelik Ekrem bunu mahkemede de doğrulayacak. Halide, Ekrem'i de mi kendine düşman ettin? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Al oku. Kendi gözlerinle gör. Yarın benimle notere geliyorsun devir işlemler için. Sonra da buradan defolup gidiyorsun.
Sabah seni fabrikada bekliyorum halde. Eğer gelmezsen çok kısa zamanda Adana bütün pisliklerini öğrenir haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.